Sevgili dostlarım hepinize merhaba, ben Başkan35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda dolar, altın, gümüş, bitcoin değerlendirmesi yapacağız. Dolardaki hareketliliğin neyden kaynaklandığını ve dolardaki hedef seviyelerin hangi seviyelerde olduğunu bu videoda sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, dolar endeksiyle hemen videomuza geçelim. Dolar endeksinde takip ettiğimiz dip seviye ve bu dip seviye üzerinde bir oluşum meydana gelmekte. Zaten sizler de bu oluşumu takip ediyorsunuz benimle birlikte. 8.60 bizler için dolar endeksinde bir dip seviye, hatta 8.89-40 seviyeleri. Dolar endeksinde tekrardan olumlu bir seyrin başlayabilmesi için de 90'lı seviyelerin üzerinde bir kapanış görmemiz de şart. Fakat ilerleyen dönemlerde dolar endeksinin bu dip sürecini ben tamamlayıp 90'lı seviyelerin üzerine atıp zaman içerisinde daha da kuvvetlenmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet, dolar TL kuru geçelim. Dün biliyorsunuz akşam üzeri dolar TL kurunda ani yukarı yönlü hareketler yaşadık arkadaşlar. Dolar TL kurundaki bu ani hareketlenme Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bir açıklanmadan kaynaklı olduğu düşünülmekte arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın dün bir TV programına yapmış olduğu açıklamada yaz aylarında faizleri düşürebiliriz. Merkez Bankası Başkanımızla konuştuk. Yaz aylarına doğru faizlerde geriye yönük bir düşüş hamlesi başlatabiliriz şeklindeki konuşmasının ardından dolar TL kuru yukarı yönlü çok sert bir hareket gösterdi arkadaşlar. 8.78 seviyesine kadar dolar TL kurunda yukarı yönlü ataklar gördük. Bu açıklamanın zamanı ve yeri miydi? Tabii bunu ekonomist arkadaşlar daha iyi değerlendirecektir. Bizler işin daha çok teknik kısmıyla ilgileniyoruz. Şimdi bizler için arkadaşlar dolar TL kurunda teknik olarak 8.58 üzerinde dolar TL'nin tutunma gösterip gösteremeyeceği. Biz bugün sizlerle birlikte bunu takipte kalacağız. Dolar TL kurunda 8.58 üzerinde kalışlar, 4 saatlik kapanışlar. Dolar TL kurunda tekrardan yukarıda 8.67, 8.78 ve 8.94 dirençlerine doğru yukarı yönlü hareketleri bizler için başlatacaktır. Önemli olan bizler için takip ettiğimiz seviye, yukarıdaki şu trend çizgimiz arkadaşlar. Dolar TL'de bu trend çizgisine kadar ilerleyen dönemlerde bir yükseliş beklentimiz dahilinde. Günlükte stokastik indikatörüne baktığımız zaman hala aşırı alım bölgesinde olan bir stokastik indikatörü. Haftalıkta da baktığımızda daha önceden de belirttiğimiz bir kanal hareket bölgemiz mevcut ve biz sizlerle birlikte bu kanal hareket bölgemizi takip ediyoruz. Haftalıkta arkadaşlar buradaki hareketin benim beklentim 8.58 üzerinde dolar TL'nin kalması sonucu dolar TL kurunda 1.8.90-8.94 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketin devam etmesi yönünde. Bakın şöyle çizdiğim zaman sizler de göreceksiniz. Şurada bir kanal bölgemiz mevcut. Şurada alt kanalımızın alt bölgesi. Evet, bizler için şuradaki alan 8.58 bölgesi ve yukarıda da benim ana hedef bölgem kısa vadede arkadaşlar. Yani dolar TL'nin 8.58 üzerinde olması durumunda şuradaki hareketin İlk etapta bir 8.94 seviyesine doğru yukarı yönlü ataklarını devam ettirmesi yönünde olacak. Daha sonra ilerleyen dönemlerde tabi kademe şeklinde bu 8.58 artık burada bir yer eder ve bunun altına dolar TL kuru düşürülemezse zaman içerisinde gene 8.94, 8.55 ve buradan tekrardan 9 TL ve 9.30 TL seviyesine doğru dolar TL kurunun hareketlerine devam etmesi şeklinde. Maalesef ki dolar TL kuru 8.58 altına düşürülemediği müddetçe arkadaşlar dolar TL kurunda şurada gördüğümüz çanak ve kulp oluşumu zaman içerisinde dolar TL'yi 10 TL civarlarına bile
götürebilir. Bizim burada hala stop bölgemiz teknik olarak baktığımız zaman 8.35 bölgesinde bulunan kulbun alt tarafı arkadaşlar. Burası 8.35 hala devam etmekte. Kısa da gene hedef bölgemiz şurada gördüğünüz 8.94 tren çizgisinin geçtiği bölge. Bu bölgeler şimdilik dolar TL kurunda bizim dikkatli bir şekilde takipte kalmamız gereken önemli seviyeler. Sizler de bu seviyeleri takipte kaldığınız sürece dolar TL kurunda yukarıdaki alttan alım yapmış olan arkadaşlar önemli seviyeleri bekleyebilirler arkadaşlar. 8.35 stop bölgemiz hala devam etmekte. Stop bölgemizi de zaman içerisinde tekrardan değiştirebiliriz. Alt desteklerimiz 8.55 ve 8.45 bölgesinde arkadaşlar. En kuvvetli destek bölgemiz bugün itibariyle 8.58-8.55 desteği olarak dolar TL kurunda gözükmekte ve 8.58 üzerinde ne kadar uzun süre kalabilirsek bu destek daha da kuvvetlenir ve yukarıdaki ana hedef bölgesine doğru dolar TL kurunun da gitmesi ve buralarda kalıcılık göstermesi daha da fazlalaşacaktır. O yüzden verdiğim seviyeler önemli. Altın tarafına baktığımız zaman altında ufak geri çekilmeler 1900 dolar seviyesinde fiyatlanmalar görmekteyiz. Ons altını takip eden arkadaşlar için bizim şurada bir gene trend bölgemiz, çizgilerimiz mevcut. Bu çizgilerimizin ana hedef bölgesi şurada geri çekilmeler belki 1886 civarına kadar olabilir. Benim ons'taki beklentim 1886 1930 dolarlar seviyesinde bu hafta için arkadaşlar. Ben bu aralığı ons tarafında takipte kalacağım. Yukarıda 1886 altında bir kapanış olmadığı müddetçe ons'ta 1930 dolar beklentim hala geçerli. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında 540 hedefimiz vardı. Dün itibariyle gece saatlerinde 535 seviyesine kadar yükselen bir gram altın gördük. Gram altında ilerleyen dönemlerde bizler için 540 ana hedef bölgemiz hala geçerliliğini korumakta arkadaşlar. Gram altında stop bölgemiz hala 490. Biz bunu 500 seviyesine çekebiliriz arkadaşlar. Evet, şöyle bir 500 seviyesi stop bölgesi kendimize yapalım. 525 bugün itibariyle bir direnç bölgemiz. Onun üzeri 530. 4'te gene bir direnç bölgemiz ve yukarıda ana hedef bölgemiz 540 TL'ler civarına doğru. Gram altında hala hareketler ve yön beklentimiz geçerliliğini korumakta. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşte 28.43 hedefimiz vardı. Dün itibariyle 28.43 hedefimiz test edildi. Hatta bunun üstlerini de gördük. Fakat ana hedef bölgemiz gümüşte hala 29 dolarlar seviyesi olarak beklentimiz dahilinde arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde gümüşte gene 27.55 ana destek bölgemiz. Evet, şu şekilde gösterelim. 27.55 28.43 şurası bir kanal aralığımız gümüş ons'ta ve 28.43 şu şekilde gösterelim. 29.43 evet, burası da ikinci bir kanal aralığımız. 27.35'te gümüşün ons'unda stop bölgemiz arkadaşlar. Evet, bu bölge aşağıya kırılırsa stop alabiliriz. Fakat ons'ta bizim hala ana hedef bölgemiz 29 dolarlar seviyesinden geçen bölge. Gümüş gram dün akşam itibariyle gümüş gramda da yukarı yönlü ana hedef bölgelerimize doğru ataklar gördük. Fakat gece olması itibariyle bankadan işlem yapan arkadaşlarımız bu yükselişten maalesef faydalanamadı. Bugün de ons'ta biraz geri çekilmeler yaşamamızla birlikte gümüş gramda da geri çekilmeler görmekteyiz. İlerleyen günlerde gümüş gram üzerinde bizlerin takip etmesi gereken 7.82 direnç bölgesi hala gündemde. 7.58 ana destek bölgemiz. Şurada 7.58 ana destek bölgemiz arkadaşlar. Onun üzeri 7.82. Şurası bir kanal aralığı olarak takip edilebilir. Gene 7.82
7.95 bir kanal aralığımız olacaktır bu hafta itibariyle. Bizler bu kanal aralıklarını hala takip etmeye devam ediyoruz. 7.48 bölgesi kuvvetli bir destek oldu artık gümüş gramda arkadaşlar. Gümüş gramda da gene stop bölgesi olarak 7.34 bölgesi düşünülebilir. Gümüş gram takip eden arkadaşlar 7.34 stoplu 7.95 hedef bölgesini takipte kalsınlar. Bitcoin'e de bakalım hemen. Bitcoin'deki son hareketler, durumlar, destek ve direnç bölgelerini. Evet, Bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'de 34 bin dolarla 40 bin dolar arasında bir sıkışma hala devam etmekte. Bir kanal olarak belirleyecek olursak Bitcoin takip eden arkadaşlar için şu şekilde bir kanal belirleyebiliriz. Evet, şurada da bir ikili dip seviyesi de oluşmuş gözükmekte. Şu şekilde bir kanal 34.000 ve 41.000 kanalı. Evet, ilk etapta şu kanal aralığı BTC USD paritesinde olan arkadaşların takip etmesi gereken önemli bir kanal. Fakat arkadaşlar bunun stokastik indikatörlerine baktığımız zaman bu hafta itibariyle, geçen hafta itibariyle 42.000 dolar seviyesi olan bölgemiz bu hafta itibariyle 41.000 dolar seviyesine çıktı. Yani 41.000 dolar üzerinde Bitcoin'de kapanışlar görmememiz halinde yön tekrardan aşağı yönlü olarak gözükmekte. Haftalıkta da artık stokastik indikatörüne baktığımız zaman yön hala aşağı ve haftalık olarak takip ettiğimiz bu stokastik indikatörü de bize 41.000 dolar üzerinde bir kapanış olmadıkça ilk etapta aşağıda 30.000 dolar seviyesini Bitcoin'de işaret etmekte. Maalesef Bitcoin'de görüntü bu yönde. Gönül ister ki Bitcoin'deki arkadaşların da kar etmesi. Fakat baktığımız zaman şu an itibariyle sizlerin takip etmesi gereken tablo maalesef ki bu. İlerleyen dönemlerde Bitcoin'de bir düzelme görürsek, kapanışlar görürsek bunda mutlaka grafikler ve teknik analiz yöntemiyle size mutlaka bildireceğim. Fakat şimdilik görüntü bu. Evet sevgili dostlarım, bugünkü videomuz da bundan ibaretti. Düne damgasını vuran Başbakan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalarıydı. Bu açıklamalar neticesinde de dolar TL kurunda yukarı yönde ataklar gördük. İstenmeyen zamansız hareketler maalesef ki dolar TL kurunda hala devam ediyor. Doların ateşi maalesef ki henüz sönmedi. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.